Sevgili dostlar, son fizik bükücü fizik çözer, metin çözere. Modern fizik kolye hoş geldiniz. Evet e, sevgili arkadaşlar, videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın diyoruz tabii ki. Her zamanki gibi. Ve arkadaşlar, bu Gaziantep'te çalışmış olduğum kurumlardan e, biri. Ne hangisi o arkadaşlar? Yeni çizgi kurs merkezi sevgili arkadaşlar. Oradaki yeni çizgi kurs merkezindeki evet... Antep'in en güzel, en tatlı, en sevimli rehber öğretmeni Nesli Elibol hemşerime sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. E, hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum. Bütün arkadaşlara, bütün öğrenci kardeşlerimize. Evet, ders market yayınları, AYT, Türkiye geneli, evet, A demiş, B demiş, önemli değil arkadaşlar. Her türlü çözeriz, fizik çözer, metin çözer. Tabii ki sevgili arkadaşlar hani çözdüğümüz herkes altyapısına göre ne yapabilir ancak anlayabilir, değerlendirebilir. Bakın burada arkadaşlar çözümü de var. Mesela muhtemelen bu kare okutmalı yapıldığına göre. E tabi arkadaşlar her yiğidin bir yoğurt değişi var. Bazı kardeşlerimiz buradaki öğretmenimizin, öğretmen arkadaşımızın çözümünü daha çok beğenir. Mutlaka güzeldir. Bazıları bizimkinin kafası hangisine yatarsa sıkıntı yok. Yeter ki anlayın güzel kardeşlerim. Burada bizim amacımız ne? Çalışan öğrenciye, bir şeyler yapmak isteyen kardeşlerimize faydalı olmak. Evet birinci sorumuz şekil birdeki sürtünmez düzenekte x cismi. 4 metre bölü saniye kare ivmeyle hareket ettirebilmek için 60 newtonluk kuvvet uygulanıyor. X cismini aynı yümeyle hareket ettirebilmek için kütlesi ne olmalıdır? Şimdi güzel insan bu tarz soru var. Piyasada epey var. Şimdi anam babam buna uygulanan kuvvet 60 Newton ise F net 60 zaten sürtünme yok. M A MX çarpı A A neymiş? 4. O halde arkadaşlar MX neymiş? 15. Bu 15 kilogram. Bu arkadaşlar eğer m kilogramsa bunun ağırlığı mg. Yani 10 m. İşte bazı muhterem kardeşlerimiz buradaki arkadaşlar bunun kütlesini almıyor toplam. Şimdi güzel kardeşim yine f net eşittir mi uygulayacağım. Buradaki f netimiz kim? İşte y cisminin ağırlığı. Yani 10 m. Demek ki dinamiğin temel prensibi F net eşittir M toplam çarpı A diyoruz. A diyoruz güzel insanlar. Evet F netimiz neymiş? 10M. Şöyle şuradaki boşluğa yazacağım arkadaşlar. 10M eşittir M toplam M artı X'in kütlesi 15 çarpı evet ivmemiz yine arkadaşlar 4'müş. Şimdi şöyle sadeleştirelim güzel insanlar. 2 ile sadeleştirelim. Bu da ne oldu? 5 oldu. 5M eşittir. Evet çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği. 2M artı 30. 3M eşittir 30. Her iki tarafı 3'e böldüğümde M eşittir 10 diyoruz. Denizli, Diyarbakır vesaire vesaire. Sevgili dostlar evet güzel bir soru. İnşallah anladınız. F net eşittir ama her derde deva diyoruz güzel kardeşlerim. Yarı çapları 3R, R olan X'ye. Evet X'ye. Sonra 2R, R olan ZT. Evet görülüyor. E, ZT kadar merkezleri çakışacak biçimde perçinlenmiştir. Tamam görüldü. O noktası etrafında dönebilen KL. evet KL. Şurada verilmiş cisimleri asılarak F1, F2 kuvvetleri şekilde gibi dengede tutulmaktadır buna göre. Evet. Şimdi güzel kardeş. Diyor hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi biz K ve L'nin kütleleri, ağırlıklar hakkında kesin bilgimiz var mı? Yok. Şimdi bir tork alacak olursak arkadaşlar K çarpı R eşittir F1 çarpı 3R. Evet şurası 3R. Şuraya göre tork alacağı olursak F2 çarpı 2R eşittir. L çarpı R. R'ler gider. R gider. L eşittir 2F2. Evet gider. K eşittir 3F1. Fakat ben F1 ile F2 arasında ya da K ile L arasında hiçbir ilişki biliyor muyum? Hayır. Tek bildiğim şu. K eşittir 3F1. Şöyle düzgün yazalım. Bir de arkadaşlar L eşittir 2 F2. E şimdi canım kardeşim K ve L'yi bilsem F1 ve F2'yi bulurum. F1 ve F2'yi bilsem K ve L arasındaki ilişkiyi bulurum. Fakat bunu bilmediğim için bunu bulamam. Bunları bilmediğim için bunları bulamam. Allah rahmet eylesin diyoruz. Arkadaşlar hani eşit büyüklükteki F1 F2 dese tamam. Öyle bir şey de dememiş. O zaman bir de zaten arkadaşlar bakın kesinlikle doğru diyor. Dolayısıyla bunu bilemem. Her iki düzenekte de kuvvetten kazanç vardır. Evet F K'dan küçük. F2 de L'den küçük. Dolayısıyla arkadaşlar kuvvet kolu daha büyük olduğu için Allah'ın emri kuvvetten kazanç vardır. Kesinlikle. X ve Z kasnakları bir tur döndürüldüğünde K ve L cisimleri eşit miktarda yerleştir. Evet çünkü arkadaşlar bir tur döndüğünde ip buna sarılacak. İki pire, iki pire efendime söyleyeyim eşit miktarda. Evet eşit miktarda yoksa eşit yer değiştirir desek o da kesin değil. Çünkü biri aşağı biri yukarı olabilir değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla yer değiştirme vektörel bir büyüklük. Ama miktar yani büyüklük sorduğu için cevabımız Denizli diyoruz. 2 ve 3 arkadaşlar gayet güzel bir soru. Gayet güzel bir soru sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlar geldik üçün sorumuza. Her birinin ağırlığı G büyüklüğünde olan türdeş kare bölmelere ayrılmış levhanın merkezi o noktasıdır. Levha şekildeki x noktasının tavanı asılınca dengede kalıyor. Şimdi diyor ki taralı parçalarla birlikte KLN parçaları kesilip atılırsa denge bozulmaz. Yargılarından hangileri doğrudur? Tabi arkadaşlar bunların torklarına bakmamız lazım. Bakın şunun merkezin buraya olan uzaklığı 1 iken bunun merkezin olan uzaklığı ne? 3. Yani bunun torku t iken bunun torku 3 t. Torku t iken torku 3 t. Tabii ki mesela birini artı dersen diğerine eksi deyin. Ne olsun arkadaşlar? Toplamı sıfır olsun hepsinin. Şimdi bakıyorum. Topluyorum. Efendim söyleyeyim. 3 t eksi t 2 t. Bakalım. K, L, N. K, L, N. Şimdi arkadaşlar şu L ile N. Bakın. 3 t 3 t topladım sıfır. Şu da eksi t t topladım sıfır. O halde e, kütle merkezinin simetrik olduğu için sevgili arkadaşlar şu ikisinin bakın kütle merkezi burada. Şu ikisinin de kütle merkezi burada. O halde sistemin kütle merkezi yine o noktasında. Hem denge bozulmaz hem de kütle merkezinin yeri değişmez. Ama bazen diyelim ki güzel insan burada K yerine M'yi de çıkarsak denge bozulmaz. Fakat kütle merkezi o zaman bu ikisinin aşağı doğru olduğu için aşağı doğru kaymış olur. Yani sevgili arkadaşlar kütle merkezi değişmemişse denge bozulmaz ama tersi doğru değil. M L N parçalar kesilip atılsa kütle merkezin yeri değişir denge bozulmaz. İşte bunu diyorum. Evet M L N. Ben şu iki parçanın kütle merkeziyle bu iki parçanın kütle merkezini birleştirdiğinizde o da bozmadı. Fakat şu iki parçanın kütle merkezi burada bozdu. Ne yaptı? Aşağı kaydı. O halde bu da doğru. Kütle merkezinin yeri değişir. Fakat denge bozulmaz. P parçası çıkarılırsa denge bozulur. mümkündür arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Bakın P'yi çıkarttığımızda şu ne? 6T. 3T, 3T, 6T. Bunlar topladığımızda eksi 2T. O halde arkadaşlar toplam bir tork oluştuğu için denge bozulur. Cevabımız cevabımız 1 ve 2. Evet güzel bir soruydu sevgili arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Şimdi güzel insanlar ya geçen öğrenci herhalde getirmiştir şu soruyu. Bu da güzel bir soru. Sayfa düzlemine dik düzgün ve manyetik alanda duran iletken X'ye teli kayızasından peyzasına kadar düzgün hızlanacak şekilde hareket ettiriliyor. Düzgün hızlanacak. Şimdi tabi arkadaşlar burada düzgün normalde sabit F kuvvetiyle çeksek bir manyetik kuvvet oluşur ve düzgün hızlanmaz. Normalde. Fakat Güzel kardeşlerim. Biz bunun düzgün hızlandığını düşünecek olursak cismin hız zaman grafiğini şöyle çizerseniz t sürede x, 2 t sürede 3 x, 5 x diye yol alıyor ya. Onu unutmadınız değil mi güzel insanlar? Şurası x, 3 x, 5 x. Evet. E o zaman arkadaşlar bakın. Burayı t sürede almışsa ondan sonraki t sürede bakın t burayı da t. Yani 2 t sürede burada. T'ninci sürede burada. 2 T'ninci sürede burada. Evet. Diyor ki L hizasında E1 peyzasında E2 oluyor. E burada arkadaşlar 2 T sürede gelmiş. Demek ki buradaki hızı V ise düzgün hızlanıyor. Buradaki hızı 2 V. Meydana gelen indüksiyon MK'sı bavul. E V2 katına çıkarsa E de 2 katına çıkar. O halde buradaki bavul buradaki 2 bavul. Sadeleştir. 1 bölü 2 Ceyhan diyoruz sevgili dostlar. Tabi arkadaşlar hani bir işi bilen yapar. Efendim söyleyeyim az bilen böyle eleştirir ya da yapmaz ya da konuşur. Cahil olan hiç bilmeyen böyle efendime söyleyeyim başka bir şey söyler. Fakat arkadaşlar hakikaten de ben şunu söyleyeyim. Eksik, gedik hani böyle olumlu bir şey yapmak isteyen, olumlu bir şey yapan insanlara hem teşekkür edelim Ha, anlayabildiğimiz kadar anlayalım. Anlamadığımız da olabilir. E ben bunu anlamadım sen kötüsün. Ben bunu yapamadım sen böylesin. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Yani herkes kendi kabiliyetine, herkes kendi boyuna göre bir bahçeye girdiniz. Birinin boyu 2 metredir ona göre e, meyve koparır. Birinin boyu 1.50'dir, birinin boyu 1.60'dır, birinin boyu 2 metre 20'dir. Buna göre bunlar arkadaşlar kabiliyetler, istidatlara göre ancak anlayabiliriz sevgili kardeşlerim. O yüzden mümkün olduğu kadar kendi kabiliyetimizi, anlama yeteneğimizi okuyarak, çalışarak geliştirelim. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda L uzunluğundaki iplerin uçlarına M1, M2 kütleli cisimler şekildeki konumdan serbest bırakılınca cisimler T1 süre sonra denge konumunda çarpışıp kenetlenerek hareketsiz kalıyor. M1 kütleli cisim 2 alfa, M2 kütleli cisim alfa konumdan serbest bırakılınca T2 sürede çarpışıp kenetleniyorlar. Tabi 2 alfa 10 dereceden küçük olmalı sevgili arkadaşlar. E buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Hangileri doğrudur? Şimdi güzel insan. Alfa açısı bunların da arkadaşlar boyları eşit zaten ne demiş. E demek ki şu yükseklikler de eşit. Şu H yüksekliği de eşit. Yani bunların kazanacağı hızlar da eşit. Ve burada hareketsiz kaldığına göre sevgili arkadaşlar toplam momentum sıfır. E bunların arkadaşlar Hızlarının büyüklüğü eşit olduğuna göre eşit büyüklüğe ve zıt yönde. Toplam momentumu sıfır olabilmesi için kütlelerinin de eşit olması gerekir. Allah'ın emri. Kardeşim periyot şu sınırlar içerisinde genliğe bağlı değil. Periyot genliğe bağlı değil. Bunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne diyoruz? 2 pi kökle bölü g yani tolga diyoruz. Ama bunu bilmeyen he buradan bıraktı o zaman süre artar. Adam kendi kendine ne yapıyor? Mantık yürütmeye çalışıyor. Fakat arkadaşlar bu günlük hayatta tabi bu alfa 10 dereceden küçük olması çok önemli. Günlük hayatta tabii ki sen bunu 50 derece yerine 70 dereceden bırakırsan süre artar. Ama 5 derece yerine 6 derece olmuş 7 derece olmuş değişmez. Sevgili kardeşim. O halde 3 eledim. 3 eledim. 3'ü eliyorum, 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 eliyorum. Gördünüz mü? 2 olacak. E zaten 2'yi buldum. E o zaman bunu da eliyorum. Cevabımız balıkesir. Ben Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bire bile bakmadan hemen cevabı bulduk. Fakat bu doğrudur. Çünkü niye? Bunu arkadaşlar şuradan 2 alfa olacak şekilde bırakırsanız buraya geliş hızı daha çok artar. Ama süre aynı bakın. Çünkü periyot bu sınırlar içerisine gelmeye bağlı değil. E bunun hızı arttığı için Şunun arkadaşlar. Ne yapacak? Toplam momentum sağa doğru olacak ve kenetlenen cisimler ikinci durumda, ikinci durumda artı x yönünde hareket edecek. Gayet güzel ve kibar bir soru. Ve geldik 6'ya. Güzel kardeşlerim. Evet sevgili arkadaşlar. Boğazım kurudu ya. Neyse birazdan bir, bir şey için bir su içelim. Mükemmel. Eşit yüksekteki kulelerde bulunan futbolcular MKML kütleli toplara VKVL zarıyla vuruyorlar. Toplar eşit kinetik enerjileriyle harekete geç geçerek ilk kez XY noktalarına çarpıyorlar. Önemli. Sürtünmelerin önemsiz olduğuna göre kütleler oranı nedir? Şimdi anam babam şurayı alma süresine bakalım. VK çarpı T, VL çarpı T. Bu Arkadaşlar düşeyde bir birim yol almış. Bu 1, 3. 1, 3. Yani T süre T. O zaman bunun üçü süresi 2 T süre. Bu direkt 1 olduğu için T. O zaman arkadaşlar şu X yolu VK çarpı 2 T VL çarpı T. O halde bu ne oldu? VY 2 V. Burayı anladık mı? Yazıyorum. X eşittir VK çarpı 2 T. Yine X eşittir VL çarpı T. Ne oldu? Süreler T'ler gitti. V'le VK'nın iki katı. O halde VK'ya V dersen V'le ne oldu? 2V oldu. Görüldüğü gibi arkadaşlar aynı yol olduğu için hız ile zaman ters orantılı. 2T'ye T olduğu için tam tersi 2V'ye V. Pratik. Böyle düşünebilirsiniz. Anam babam. Şimdi bunların kinetik enerjileri eşitmiş. 1 bölü 2M ve kare. 1 bölü 2M ve kare. Zaten 1 bölü 2 sabit. O halde arkadaşlar mkv kare m ile 4v kare. Eşitlemem için arkadaşlar buna 4 m e m demeliyim. Anam babam. Değil mi? Taraf tarafa da yazabilirsin. 1 bölü 2m 4v kare 4m v kare. Ne oldu? Eşit oldu. Evet topların kütleleri oranı. Zaten bizden bunu soruyormuş arkadaşlar. 4m bölü m cevabımız 4. Bunu soruyormuş güzel insanlar biz de bulduk. Hani ben mesela burada momentumlarını da sorabilirdi. 4mbe 2mbe. O zaman ne oldu momentumlarının oranı arkadaşlar? Efendime söyleyeyim 2 oldu. Gelelim anam babam şuraya. Kaçıncı soru, 7. soru. Evet. Güzel. Şimdi ne olmuş, ne olacak, ne diyor? Bir bobin ile k lambası şekil birdeki gibi bir sıvaç ile lambası şekilde bir alternatif akım kaynaklarına bağlanmıştır. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada bobin, burada sıvaç. Ne? Alternatif akım. Alternatif akımda sığaç da sürekli akım verir. Bobin zaten hem doğru akımda hem de alternatif akımda sürekli üzerinden akım geçer. Ama sıvaç DC'ye yani doğru akıma bağlı olsa dolana kadar akım geçer ve durur. Buna göre şekil 1 ve şekil 2'deki devreler alternatif akım kaynağı yerine doğru akım kaynağına bağlandığında he, yargılarını hangiler doğru? K lambası sürekli ışık vermeye devam eder. Yes, it is. L lambası bir anlık ışık verir sonra söner. Sığaçta elektrik yükü depolanır. Kesinlikle. Yani bir anlık derken sevgili arkadaşlar belli bir süre. Belli bir süre. Yani oradaki bir anlığı öyle ben algılıyorum. Yoksa hani böyle bir saniye değil. Yani bu belki 2 saniye de olabilir arkadaşlar. 3 saniye de olabilir. Belli bir süre ışık verir ve sonra söner. Cevabımız Edirne Elazığ. Evet. Şimdi anam babam. 8. soru. Düzgün e elektrik alanında K noktasındaki artı Q yükü önce 1 nolu sonra 2 nolu yolu izleyerek L noktasına götürülüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar bakın şu mesela elektrik alan bu yönde ise demek ki şu artı yüklü levha bir çizim bunu. Bu da eksi yüklü levha. Niye? Elektrik alan artıdan eksiye doğru sevgili arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim ha. İşin doğrusu buradaki artı yüklü ve eksi yükler birbirini çekeceği için aslında şu levhanın ikisi de iş tarafında olacak. Yani bazı kitapların karışmasın diye orada gösteriyoruz ama işin doğrusu bu arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. E şimdi sevgili arkadaşlar, iş yapabilmemiz için kuvvetle ne yapmamız lazım? Aynı yönde veya zıt yönde. Yani mesela bir e, arkadaşlar cismi yatayda yatayda hareket ettirdiğimizde yer çekimine karşı iş yapmayız. Ancak yükseltirsek yer çekimine karşı iş yaparız. Bıraktığımızda da yer çekimi iş yapar. Şimdi arkadaşlar, artı yüklü cismi etkeden elektriksel kuvvet görüldüğü gibi sola doğru. Elektrik alanla aynı yönde. F elektriksel. Bunu bir yönünde harekettirebilmen için bir dış kuvvet uygulaman gerek. Yani elektriksel kuvvetlere karşı iş yaparsın. Fakat şöyle dik hareket ettirdiğinde iş yapmazsın. Bunun bir sebebini de şöyle açıklayayım. Güzel insan. Yapılan iş kuvvet çarpı yol çarpı aradaki açının kosinüsü. Eğer kuvvet yola dikse iş yapmazsın kosinüs 90 0. Evet. Oradan da hatırlayabiliriz. Buna göre hangileri doğrudur? Elektrik yüküleye götürülürken elektriksel kuvvetlerine karşı iş yapmıştır. Evet sevgili arkadaşlar. Elektriksel kuvvetler sola doğru ama bu sağa doğru götürebilmemiz için dış kuvvetlerin iş yapması gerekiyor. İki nolu yolu izlediğinde yapılan iş bir nolu yolu izlediğinde yapılan işten büyüktür. Hayır. Arkadaşlar neticede bakın şu elektrik alan yönünde elektrik alan yönünde aldığımız yol aynı. O halde yapılan işler eşit. Şu arada iş yapılmaz. Bu arada iş yapılmaz. O halde bir doğru iki yanlış. İçinde iki olanları eleyim. Bir doğru bir olmayanı da eledim. Evet. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Tek şıkka indiremedik. Mecburen üçe bakmak zorundayız. Ama en azından üç şıkka eledim. Oradan pozitif bakalım değil mi? Yükley noktasına götürüldüğünde elektriksel potansiyel enerjisi artar. Evet arkadaşlar, eğer bir işi dış kuvvetler yapıyorsa potansiyel enerji artar. Mekanikte de aynı. Mesela bunu yükseğe doğru çıkartmak için ben iş yapıyorum. O halde arkadaşlar ne yapıyor? Bu yaptığım iş artıyor sevgili dostlar. Potansiyel enerji artar. 1 ve 3 hemen diyoruz. Evet e, sevgili dostlar 9. sorumuz dünya ahiret vesaire seyre. Dünyanın güneş çevresinde hareket ederken izlediği elips şeklindeki yörünge şekilde bir kibi verilmiştir. Buna göre dünyanın diyor yargılarından hangileri doğrudur? Evet anam babam. Şimdi arkadaşlar bir kere açısal momentumumuz değişmiyor. Güneş çevresinde hareketini sağlayan hızından kaynaklı kinetik enerji K noktasında L'den büyüktür. E tabii ki arkadaşlar burada R minimumda e, vK büyük vL yaklaştıkça hız artacak ve hız artarsa kinetik enerjisi de artacak. Anam babam kesinlikle doğru. Güneşle etkileşiminden kaynaklanan kütle çekim potansiyel enerjisi K noktasına L'ninkinden daha küçüktür. Arkadaşlar kinetik enerji K'daki kinetik enerji efendim söyleyeyim büyüktür L'deki kinetik enerjiden. Ve her zaman toplam enerji sabit. O halde K'daki potansiyel enerji daha küçüktür. E potansiyel K küçüktür. E potansiyel L. Toplam enerji de aynı. Potansiyel enerjimiz. Evet. Diyor ki K noktasında L'dekinden daha küçüktür. Yes it is. Güneşe uyguladığı çekim kuvveti K noktasında L'ninkinden daha büyüktür. Yani niye? E çünkü kardeşim zaten bu çekim kuvveti G M1 çarpı yani güneş çarpı M dünya M ahiret bölü uzaklığın karesi. E şimdi R küçülmüşse tabii ki arkadaşlar çekim kuvveti büyümüştür. Cevabımız Edene. Edene mi? Edene nereden çıktı ya? Edirne Elazığ. Evet. Sevgili dostlar. Şimdi biraz su içtik boğazımız. Tabi arkadaşlar insanlar zannediyor böyle bu işler çok kolay. İnanın ki arkadaşlar yani her işin bir zorluğu var. Ama eğer o zorluğa katlanamıyorsan o işin başına geçmeyeceksin. E, emek vermeden yemek olsun diyorsun. Yani arkadaşlar adam diyor ki hiç fizik bilmeden çözülecek soru. Yani bu neye benziyor? Hiç malzeme olmadan yemek yaptım. Yani düşünün ben böyle bir video çeksem evet hiç malzeme olmadan yemek yaptım arkadaşlar. Hayali olarak tencereye getiriyorum. İşte şunu koy bunu koy falan. Bu ürün yiyin. Hani böyle çocuklar bazen benim e, küçükler falan işte özellikle kız çocukları. Baba çay pişirdim. İçinde bir şey yok yani. Ya da su koyuyor. Çay diyor. Su koyuyor. Efendim mesela kahve diyor. Su koyuyor. Kafasına ne eserse onu diyor. Meyve suyu diyor. Sana suyu her şey olarak getiriyor. İşte arkadaşlar bu böyle fizik bilmeden yok matematik bilmeden ya arkadaşlar ben bu kadar hayatımda saçma sapan insanlar görmedim. Allah ıslah etsin. Yalan söyleyene ya arkadaşlar ben niye kızıyorum yalancılığa? Kardeşim insanlara boş ümit verme. Çalışacaksın, öğreneceksin. Arkadaşlar budur. Çalışacaksın. Çalışmadan bir şey yok kardeşim. Şimdi güzel insanlar yanlış anlamayın sizleri seviyorum. Buna göre araştırmacı bu işlemleri yaptığında saçakların genişliğinin nasıl değiştiğini gözlemler. Bakalım ne yapıyor. Çift yarıkla yani yank deneyinde işlemleri yaparak ekran üzerindeki saçakların genişliğini gözlemliyor. Çok iyi yapıyor. Birinci işlem kırmızı renkli ışık yerine yeşil. İkinci işlem ekran ile yarık arasındaki uzaklardım. Hadi gel. Hadi gel bunu mantık en çöz diyor ya mantık en. Çok mantıklıyız arkadaşlar. Her tarafımızda mantık taşıyor zaten. Şimdi kardeşim sen eğer bunu bilmezsen saçak genişliği delta x Lady diyana Lady dilara aşkından oldu ben bir divana evet, delta x efendime söyleyeyim hani bazıları biraz daha böyle kaba landana ya arkadaş tövbe estağfurullah yani Lady Diana demek varken ya da Latif Doğan bakın Latif Doğan biraz uyabilir. Lady Diana uyabilir. Lan dana nedir ya? Evet. işte arkadaşlar. Kabalığın daniskası. Burada. Biz ise Lady Diana diyoruz. Kibar olalım. Kırmızı renkli ışık yerine yeşil. E güzel kardeşim. Kırmızıdan yeşile doğru gittikçe kutu sayamam. Ya da kızım Tarkan değil mi? T'yi atladım. Kırmızı turuncu sarı. Kızım Tarkan seni yakalarsam mucuk mucuk. Kırmızıdan mora doğru gittikçe lambda küçülür. Frekans büyür. Sevgili arkadaşlar ama hız değişmez bunu unutmayın. Her renk ışığın efendime söyleyeyim boşlukta ve arkadaşlar havada dünyadaki havanda kırıcılık indisi 1 olduğu için arkadaşlar etkilemiyor. Boşlukta ve havada hızı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir. O halde arkadaşlar dalga boyu azaldığı için delta x azalır. O halde Edirne'yi eledim. Denizli'yi eledim. Ceyhan'ı eledim. İkinci işlem ekran ile yarık düzlem arasındaki uzaklığı artırıyor. Kim o? L. İşte arkadaşlar ekranımız bu. Efendim söyleyeyim, eee yarık düzlemi bu. Yani font font dediğimiz yarık düzlemi ve ekran da bu. Aradaki L uzaklığı da bu. Efendime söyleyeyim şu yarıklar arasındaki uzaklıkta bu de. Gönderilen ışığın dalga boyu da lambda. Fant ile ekran arasındaki ortamın kırıcılık indisi de n. Anam babam. Evet. Bunu arttırıyor. E arttırırsak artar. O halde azalır artar. Cevabımız Adıyaman sevgili arkadaşlar. Allah kabul etsin. Evet sevgili dostlar. Dönmekte olan R1, R2 yarı çaplı kalet işlerinden K'nın üzerindeki karıncanın bağlantı noktasına gelince L'nin üzerine geçiyor. Vay maşallah. Evet. Bunlar arkadaşlar birbirine dıştan bağlı oldukları için aynı yolları alırlar. Yani çizgisel süratleri eşittir. Fakat açısal süratleri eşit değildir. Örneğin yarıçapı küçük olanın zaten çizgisel sürat W çarpı R olduğunu biliyorsun değil mi anam babam? E, dolayısıyla arkadaşlar örnek R'ye 2R dersek W'ya 2W olduğunu da biliyorsun. Zaten R1 büyük, R2 demiş. Ben de somut olarak 2 rye R dedim. Güzel insan. Dişli merkezine göre eylemsizlik momenti artar. Nair. Eylemsizlik momenti I eşittir. Nedir kardeşim? K1 sabit. M R kare. R azaldığı için I da artar. Buradaki arkadaşlar K cismin efendime söyleyeyim kütlesine, cismin geometrik şekline ve dönme eksenine bağlı bir sabittir. Açısal hızının büyüklüğü evet artıyor. Yes. Merkezcil ivmesinin büyüklüğü artar diyor. Şimdi arkadaşlar merkezcil ivmemizin bağıntısını yazalım. A eşittir W kare çarpı R. Şimdi biri azaldı biri arttı. Buradan bir paradoks var. Yani buradan da anlatırım da ama şu daha iyi. Niye? Çünkü çizgisel hızlara aynı. O halde merkezcil ivmemiz a eşittir ve kare bölü r. E V'ler aynı. r küçüldüğü için payda küçülürse kesrin değeri artar anam babam. Dolayısıyla merkezcil ivmenin büyüklüğü de artar anam babam. Merkezcil ivmenin de büyüklüğü artar. Cevabımız 2 ve 3 nerede bu? Denizli'de. Evet. İşte sevgili arkadaşlar, güzel bir soruydu bu. Evet bu soruyu beğendim. Ya biraz da şu mavi ile şöyle işaretleyelim. Evet, radyoaktif maddelerin bozulma yollarından bir tanesi de beta bozulumudur. Evet. Şimdi arkadaşlar, X Y'ye dönüşürken bir beta bozulumu yapmışsa, beta'nın arkadaşlar kütle numarası 0, atom numarası eksi 1. Yani bir elektron. O hal arkadaşlar, burada ne olacaktır? Görüldüğü gibi kütle numarası değişmeyecek. Efendime söyleyeyim, A yine A, atom numarası yani proton sayısı ne yaptı? 1 arttı. Z artı 1 zaten toplarsanız Z'ye eşit olmalı. O halde güzel insan bakalım. Proton nötrona dönüşür. Hayır sevgili arkadaşlar. Burada nötron protona dönüşür. Tam tersi. Zaten 1 ve 2 bir arada olamaz. Bakın var mı? Varsa çok saçma. Çünkü proton nötron nötron. Ya yahu yahu. Bir kere bunu kesin ele. Arkadaşlar. İçinde 1 ve 2 aynı onda olamaz. Evet dediğim gibi arkadaşlar nötron protona dönüşmüştür. Çünkü arkadaşlar nötron protona dönüşürken işte bir tane de beta ışıması yapmaktadır. Beta eksi 1. Bu şekilde gösterilir. Bunun görüldüğü gibi bu evvelme söyleyeyim. Kütle numarası 0. Atom numarası eksi 1 betanın. Çekirdeğin kütle numarası artar ya da azalır. Kütle. E kardeşim kütlesinde bir değişiklik yok diyoruz. Anam babam. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2. Beli kesir bendirme. Evet sevgili dostlar 13. sorudayız. Çok şükür 13-14 sona geldik. Diyor ki yukarıda verilen durumların hangilerinde elektromanyetik dalgalar oluşabilir? Güzel insanlar elektromanyetik dalganın oluşabilmesi için yüklü parçacıkların ivmeli hareket etmesi gerek. Evet elektrik alanda serbest bırakılan nötron. E mübarek zaten nötron yükü yok bir kere. Onu geç. Biri ele 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 ele, ele. gitsin ya ele, ele ele Allah Allah. Bu nasıl bir cevap şıkla hazırlamadır kardeşim. Metal yüzey ve sıfır hızıyla çarpıp duran elektron evet bak çarpıp durduğu anda durana kadar ivmeli hareket yapacak. E zaten arkadaşlar X ışınlarının unutmayın ekstra hemen verin. Bilmeyen varsa biliyorsunuzdur da efendime söyleyeyim hatırlatalım. Efendime söyleyeyim X ışınlarının oluşum şekli budur işte arkadaşlar. Katottan çok yüksek potansiyel altında hızlandırılan parçacıklar anoda yumuşak metale çarpıp yavaşlıyor. Orada ivmeli hareket yapıyor ve elektromanyetik dalga yani X ışınları oluşuyor. Çembersel yörüngede sabit süratle dönen proton. Bakın proton artı yüklüdür. Ve arkadaşlar sabit sürat diyor ama hız sabit değil. Çünkü bu ivmeli bir harekettir. Güzel insan. Evet. Bir artı yüklü parçacık yani proton şöyle arkadaşlar hareket ettiğinde bu ivmeli bir hareket. Niye? Bakın merkezcil kuvvet var. Merkezcil ivme var. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 2 ve 3 zaten kendiliğinden çıktı da yine de hepsini anlatmış olalım. Demek ki yüklü parçacıkların ivmeli hareket sonucu elektromanyetik dalgalar oluşur. Güzel insanlar. Ve geldik son sorumuza. Buna göre demiş lazer ışığı işlemlerinden hangilerinde kullanılır? Bir kere arkadaşlar TV kumandasında kullansa sağa sola çok zarar verebilir. Bir kere bunu geç. Bu TV kumandasında kızıl ötesi arkadaşlar işim var kızıl ötesi. Bak siz göremezsiniz. Bakın kumandaya bakın arkadaşlar. Basın oradan çıkan ışını göremezsiniz. Güzel insan. Ama lazer ışığını görülüyor. O halde arkadaşlar metal malzemeleri kesmek ya da delmek. Evet. Alışveriş merkezlerinde o barkodları okutmak için arkadaşlar lazer ışınları dikkat ederseniz üzerine tuttuğunda arkadaşlar böyle ne yapabiliyorsunuz? O ışığı görebiliyorsunuz. Cevabımız güzel insan 1 ve 2'dir. Sevgili dostlar, Allah kabul etsin. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern fizyolojide kalın. Gerçek kalem, gerçek el, gerçek hoca Metin Hoca hepinize sevgi ve saygılarını sunuyor. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.